Kocaeli Üniversitesi Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Fair Play adlı panel düzenlendi. İnsanlarınızı, yetiştirdiğiniz çocukları, evlatlarınızı, öğrencilerinizi mutlaka önceden Fair Play olgusunu aşılayarak yetiştirmeniz gerekiyor. Saygı duruşu ve istiklal maaşıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Hakan Demir yaptı. Sanat ve spor gerçekten insanları bir araya getiren etkinlikler ve bunların özellikle üniversitemizde kanunsuz içerisinde giderek artan bir şekilde yapılmasından yanayız. Etkinliğe Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü'nün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Düşmanına bile evlat muamelesi yapan bir neslin geleceğiyiz biz. Atatürk'ün geleceğiyiz. Panele konuşmacı olarak TRT Spor muhabiri Güven Göktaş, Atletizm Federasyonları Eski Başkanı Mehmet Yurdadön, gazeteci yazar ve Fair Play Komisyonu üyesi Haldun Domaç'la Dünya Fair Play Ödülü sahibi Tolga Şambay katıldı. Tekrar Kocaeli Üniversitesi'nin bir organizasyonunda burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Kocaeli Üniversitesi BESYO öğretim üyesi Rıza Erdal'ın moderatörlüğünde devam eden panel soru cevap kısmıyla sona erdi. Etkinliğin ardından TRT Spor muhabiri Güven Göktaş, önce medya kariyerinde karşılaştığı Fair Play anısını anlattı. Anlattım. Muhammed Ali Kley'e olimpiyat ateşi yaktırılmasının sebebi aslında yıllar önce olimpiyat madalyasıyla kendi şehrine gittiğinde yaşadığı bir kavga. Irkçılıktan dolayı ona yapılan bir saldırı sonrasında madalyasını nehre atması, o kadar büyük bir üzüntü duyması ama yıllar sonra o Parkinson hastasıyken olimpiyat ateşini, olimpiyat oyunlarının başladığı gün yakan kişi semboldür biliyorsunuz. O sembolün Muhammed Ali Kley yapılması ona tüm dünyanın dilediği bir özürdü bence. Atletizm Federasyonları Eski Başkanı Mehmet Yurdadönse 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine değindi. Bu gençler bizim geleceğimize ışık tutacaklar. Şimdi sizler hücre sayınız çok yüksek gençler. Daha bizi ilimde, bilimde, sporda, teknikte her şeyde gençlik bizi alıp götürecek. Atatürk bizi yani gençleri Türkiye'yi gençlere niye şey yapmış, teslim etmiş? Genç, zeki, çalışkan, ahlaklı, dürüsttür ve geleceği yakından görür.